Azim ve gururla 5 yıl daha. 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 5 yıl daha. 5 yıl daha. Şehrini tanıyan bir başkana. Tüm güzellikler senden yana. Daha çok yol var gideceğimiz bu. Azim ve gururla 5 yıl daha. İnandı karşımız dört bir yana. Ayrıştırmadan çıktık yola. Koşturduk hep sağdan sola. Hadi azim ve gururla 5 yıl daha. 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 Sahnemizin yan tarafında bulunan, belediye binamızın gölgeliğinin altında bulunan vatandaşlarımızı, personelimizi sahnenin tam karşısına bekliyoruz. Programımız başlamak üzere, başkanımız alanı teşrif etti. Hepinizi sahnenin tam karşı tarafına bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Paşa'dan Kaş'a kadar var sesi. Planlı düzenli kimliğe sahip. İnan ki şehrimin her bir parseli. Doğruyu gör, fark yaratanlar çizdi bir yan. Bir şeye karşılık beklemeden sen sadece hizmet ekmeği böl. Yeah, baş başa diz dizeyiz. Sen ben yok biz varız hala. Kent gelişirken hazır her yeni çağ. Azimle gururla 5 yıl daha. Sahnemizin arkasındaki misafirlerimizi de lütfen sahnenin tam karşısına bekliyoruz hepinizi. İşimiz gücümüz Antalya. Antalya. Azim ve gururla 5 yıl daha. 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 5 yıl daha. 5 yıl daha. Basın mensuplarımız, kıymetli basın mensuplarımız, sizi biraz daha geriye alalım. Biraz daha geriden alalım görüntüleri lütfen. Teşekkür ediyoruz. Biraz daha geri alalım sizi. Bir de bandomuzun önündeki vatandaşlarımızı, az sonra bandomuz İstiklal Marşı'nda bize eşlik edecekler. Lütfen önünü açalım orkestramızın. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, bandomuzun etrafını biraz geri çekilelim lütfen. Orkestramızın etrafını biraz açalım. Teşekkür ediyoruz. Özellikle önünü boş bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli basın mensuplarına çok teşekkür ediyoruz. Programımızı başlatacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.
ovası, denizi, güneşi, dağları güzel, yazı, kışı, güzü, baharı güzel, güzel Antalya'mızın sıcakkanlı, güler yüzlü, içten çalışkan güzel insanları, güzel hemşehrilerimiz. Herkesin başkanıyla tabii ki sizlerle birlikte Antalya'mızın aydınlık yarınlarına azimle, gururla yol almaya devam edeceğimiz ikinci beş yılın ilk günü bugün. Bu anlamlı ve güzel günün haklı coşkusunu bizimle paylaşmaya, göreve başlama törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz, çok güzelsiniz, çok teşekkür ederiz. Çok güzelsiniz. Kıymetli misafirlerimiz, her zaman olduğu gibi yine bugün de programımıza başlamadan önce ebedi başkomutanımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun kahraman fikir ve silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunacak ve ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası eşliğinde İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyacağız. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli misafirlerimiz, kıymetli Antalyalılar. Şimdi de çok kısa bir VTR'miz var. 2 dakikalık sanıyorum, değil mi? Kısa bir video. Hep birlikte o videoya şimdi göz gezdiriyoruz. Şimdi azimle, gururla 5 yıl daha. Gümbür gümbür geliyoruz. Alanya'nın sorunlarını Muhittin Başkanımızla beraber el ele çözeceğiz arkadaşlar. Büyükşehirimizde Muhittin Böcek ile işimiz gücümüz Antalya, işimiz gücümüz Kaş. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in ünlü bir sözü vardır. Der ki Muhittin Böcek sözü, Çekova yolu için söz verdi. Kim yaptı? Bizim büyüğümüz. Bizlere görev süremiz boyunca her zaman destek oldu. Kendisi Antalya'da yaşayan herkesin başkanı oldu. Aksu'muz tekrar hizmetlere kavuşacak. Serin çocukları için, serin gençleri için, serin insanlar için birlik ve beraberlik zamanıdır. Gazi Paşa'mızı bir 5 yıl daha birlikte yönetmeye var mısınız? Artık Akseki'ye kadın eli değsin diyorlar. Muhittin Böcek Başkanımızla birlikte el birliğiyle, güç birliğiyle hizmet sunacağız. Nasıl bir seçim süreci yönetilir, halktan kopmadan nasıl yapılır bu öğrensinler. İşimiz gücümüz Antalya, Antalya. Devraldığımız bayrağı daha ileriye götürme azim ve kararlılığında olduğumuzu
ifade etmek istiyorum. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Temel belediyecilik hizmetlerini tekemmül ettirmek bizler için çok önemli olacak. Büyük şehrimizde, Konyaaltı'mızda, diğer ilçelerimizde büyük bir farklı olacağız. Bundan eminiz. Bizler hep desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Muhittin Böcek bir ilki deniyor, bir ilki de başaracak. Muhittin Böcek ikinci 5 yılı hak ediyor, Antalya'da Muhittin Böcek'i hak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üçü yanımda olan, özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Mersin'de, Adana'da ve Antalya'da geçen seçimlerde 2019'da AK Parti'den büyük şehirleri devralır. Pandemide, yangınlarda, sellerde, depremlerde, kendi illerinde, bütün Türkiye'de hiçbirimizi mahcup etmeyen, oy veren, kimseyi pişman etmeyen 5 kahraman belediye başkanımıza özel olarak teşekkür ediyorum. Başladığı yarışı rakibinin tam 2 kat farkla kazanan Mansur Başkanı, bir Cumhurbaşkanı, 17 bakana karşı seçim kazanan Ekrem Başkanı, muhteşem bir seçim sonucuna imza atan VAP seçeni, Adana gibi başkan Seydan Karaları, Antalya Belediyesi'ni kurulduğu günden bugüne ilk kez, iki kez üst üste kazanma başarısını gösteren Muhittin Böceği. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni üst üste ikinci defa kazandıran sizlersiniz. İşimiz, gücümüz Antalya. Antalya. Azimle, gururla 5 yıl daha. Teşekkürler Antalya'm. Bugün hem Antalyalıların bayramı hem bahar. Artık bir başka burçtan doğuyor güneş. Artık gül dallarına sular yürüyor. Ilık ve hafif rüzgarları yüzünü gösteren mis kokulu çiçekleriyle selamlıyor bahar bizi. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel şehri. Böyle olunca haliyle bahar da en güzel Antalya'da yaşanıyor. Bu kentte bahar adeta hiç bitmiyor. Tabii kentimizde bu bitmeyen baharı ebedi kılmak, onu korumak ve ona yeni güzellikler, zenginlikler ekleyerek yarınlara miras bırakmak üzere hepimiz için azimle, gururla ve aşkla 5 yıl daha gece gündüz demeden çalışacak bir lideri, bir yöneticisi var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı üst üste 2 kez kazanan ilk belediye başkanı, ilklerin başkanı, Torosların evladı, Antalyalıların başkanı, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalısı, herkesin başkanı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceğin kürsümüzü teşriflerini arz edelim. Torosların can kokusu, Antalya tarımın başkenti, atamızın söylediği dünyanın en güzel şehri Antalya turizmin. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, belediye başkanı arkadaşlarımı görebilir miyim? Orada güvenlik koruma arkadaşlardan rica ediyorum. Göremiyorum belediye başkanı arkadaşlarımı. Biraz orayı lütfen. Evet.
Lütfen rica ediyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Parti Meclis Üyelerim, Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerim, kıymetli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanlarım, il, gençlik kolları, ilçe başkanları, sevgili yol arkadaşlarım, sevgili gönüllü dostlarım, sevgili Antalyalılar, hepinizi şahsım ve Antalya'mız adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ramazan ayı dolayısıyla Ramazan'ınızı tebrik ediyorum. Ramazan ayının sizlere, ailenize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu güzel günlere de vesile olmasını diliyorum. Ayrıca yarın Elmalı'dayız. Kadir gecemiz var. Kadir gecemizi de kutluyorum inşallah. Sağlıklı, huzurlu, hayırlı günlere de vesile olur. Sevgili Antalyalılar, 26 Ocak'ta adaylığımı açıklayan Genel Başkanım Sayın Özgür Özel'e, İl Başkanıma, Parti Meclis Üyelerime, Milletvekillerimize ilk günden bugüne kadar 19 ilçemiz ve 913 mahallemizde gece gündüz demeden koşan Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarıma, sandıkları namusu gibi koruyan kardeşlerimize, gençlerimize, kadınlarımıza, başkanlarımıza, gönüllülerimize, Yörük kardeşlerime, ayrıca Antalya İttifakı'nda destek olan tüm siyasi partilerimize, seçim sürecinde görev yapan tüm kamu kurum, kuruluş ve kişilere, bize inanan, güvenen tüm vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürler. Bundan sonra da oy veren vermeyen bütün Antalyalıların emrinde olacağım. Daha önce de söylediğim gibi siz bana yeniden aşık olduğum Antalya'ma hizmet etme görevini bahşettiniz. Antalya'nın bağrında doğup büyüyen ben sizden biri olduğumu da, koltukların ve makamların geçici olduğunu da, bana verdiğiniz sorumluluğun değerini de hiç unutmadım. Memleketime ve vatanımın hiçbir köşesinde başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmadım. Attığım her adımı, sizlere duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma olan sevdamla attım. Gücümü hep sizlerden aldım. Gücümü hep sevgiden aldım. Gücümü, her şeyimizi borçlu olduğumuz Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten aldım. Bu seçimi ne kazandı biliyor musunuz? 5 yıl önce göreve geldiğimde ilk kişimiz olarak yaptığımız, arkamdaki tabelaya eklediğimiz Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Tanıdığınız, bildiğiniz, Torosların evladı dediğiniz köylü çocuğu Muhittin Böceği bugünlere getiren Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bu seçimi demokrasi kazandı. Sevgili yol arkadaşlarım, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bugün tarihi bir gün. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel, Muhittin Böcek bir ilki başaracak. İkinci 5 yılı hak ediyor. Antalya'da Muhittin Böcek'i hak ediyor demiş ve kazanarak tarih yazacağımızı söylemişti. Allah'ıma şükürler olsun ki siz hemşehrilerimizin desteğiyle genel başkanımızın güvenini boşa çıkarmadım. Ne mutlu bana ki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni üst üste 2 defa kazanan bir belediye başkanı olarak huzurunuzdayım. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Antalya'mız kazandı. Antalya'mıza yeniden baharı getiren sizlersiniz. Geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sizlersiniz. Teşekkür ediyorum Antalya. Sevgili Antalyalılar,
Çok zor günleri hep birlikte atlattık. Dünyayı sarsan ve etkisi 2 yıl süren pandemiyi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük Manavgat yangınını yardımına hep birlikte yetiştiğimiz depremleri, selleri, ekonomik zorlukları hep birlikte aştık. Hiçbir bahaneye sığınmadık. Verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik. Vazgeçmedik, pes etmedik. Yorulmadık, yılmadık. Allah'ıma şükürler olsun ki yıkılmadık. Çünkü biz atamızın dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar sözünü ilke edindik. Dinlenmeyeceğiz, yorulmayacağız. Her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Seçim sürecinde bize yapılan haksız eleştirileri, yalanları, tüm engellemeleri hepsini geride bırakacağız. Mevlana'nın dediği gibi dün dünde kaldı cancağızım, bugün güzel şeyler söylemek lazım. Yaşadığımız seçim başarısıyla bugüne kadar görülmemiş bir destan yazdık. Büyükşehir Belediye'mizle birlikte 19 ilçeden kazandığımız 16 ilçe belediyemizin yanı sıra Gündoğmuş, Kumluca'yı da İbradı'yı da kendi belediyemiz gibi göreceğiz. 19 ilçemizin belediye başkanlarıyla, meclis üyelerimizle, 15.486 çalışma arkadaşımızla, çalışma arkadaşım dediğim 913 mahalle muhtarımızla, sivil toplum örgütlerimizle omuz omuza çalışacağız. 2.696.000 Antalyalı'ya her yıl ziyarete gelen 25 milyon yerli yabancı misafire en iyi şekilde hizmetlerimizi sunacağız. Şimdi görevimiz daha büyük. Halkımızın bizlere verdiği muhteşem desteğin ve sorumluluğun farkındayız. Sadece vaatlerimizi değil, daha fazlasını yapacağız. Söz verdiklerimizin daha fazlası için çalışacağız. Kalplerimizi, akıllarımızı, güçlerimizi birleştireceğiz. Antalya'mızı daha güzel yarınlara ortak akılla, belediye başkanı arkadaşlarımla hep birlikte taşıyacağız. Hep söyledim, yine söylüyorum. Bu seçimi kazanan emeklilerimizdir. Çiftçilerimizdir. Bu seçimi kazanan turizmcilerimizdir. Esnafımızdır. Bu seçimi kazanan gençlerimizdir. Elleri öpülesi kadınlarımızdır. Bu seçimi kazanan işçilerimizdir. Emekçilerimizdir. Bu seçimi kazanan birlikte alın teri döktüğümüz belediye çalışanlarımızdır. Şimdi buradan söylüyorum. Bütün çalışma arkadaşlarım sadece görevini aksatmadan yapacak. Asla siyaset yapmayacaktır. Değerli hemşerilerim, bu seçimi kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kabul eden, ezanımıza, al bayrağımıza sahip çıkan, Cumhuriyetimizin değerlerine ve mavi gözlü dev adamın devrimlerine inanan herkes kazanmıştır. Değerli hemşehrilerim, sevgili Antalyalılar, bana herkesin başkanı dediniz. Sizler, ben bunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Ömrümün sonuna kadar buna layık olmaya çalışacağım. Ayırmadan, kayırmadan milletimizin parasını milletimize harcamaya devam edeceğim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dini, dili, mezhebi, yaşam tarzı nedeniyle ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğim. Dünya kenti Antalya'mız yine barışın, çağdaşlığın, özgürlüğün kenti olmaya devam edecektir.
verdiğiniz oyları namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum. Herkesin başkanı olmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Ben sözümü Antalya'ma, ben sözümü sizlere verdim. Azimle, gururla 5 yıl daha. Sevgiyle kalın, Cumhuriyet'te kalın, Atatürk'te kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun hepimize, Antalya'mıza. Sayın Başkanım, sizi hemen bırakmıyoruz. İl Başkanımız Sayın Nail Kamacı'yı, Parti Meclisi Üyemiz Sayın Şengül Yeşildalı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyemiz Sayın Deniz Demirözü, Milletvekillerimiz Sayın Sururi Çorabatır, Sayın Aliye Coşar, Sayın Cavit Arı ve Sayın Mustafa Erdem'i, Kaş Belediye Başkanımız Sayın Erol Demirhan, Akseki Belediye Başkanımız Sayın İlkay Akça, Aksu Belediye Başkanımız Sayın İsa Yıldırım, Alanya Belediye Başkanımız, burada aramızda değil, katılamamışlar, Döşeme Altı Belediye Başkanımız Sayın Menderes Dal, Elmalı Belediye Başkanımız Sayın Halil Öztürk, Kemer Belediye Başkanımız Sayın Necati Topaloğlu, Kepez Belediye Başkanımız Sayın Mesut Kocagöz, Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan, Manavgat Belediye Başkanımız Sayın Niyazi Nefi Kara, Muratpaşa Belediye Başkanımız Sayın Ümit Uysal ve Serik Belediye Başkanımız Doktor Sayın Kadir Kumbul. Sayın Menderes Dal da aramızdaymış. Döşemealtı Belediye Başkanımız Menderes Dal. Azimle, gururla 5 yıl daha. Yine kazanacağız. Yine birlikte kazanacağız. Antalya. Kıymetli hemşehrilerimiz, kıymetli Antalyalılar, herkesin başkanıyla ve ilçe belediye başkanlarımızla sizlerle birlikte Antalya'mızın aydınlık yarınlarına azimle, gururla 5 yıl daha yol alacağız. Çok teşekkür ederiz Antalya. Çok güzelsin Antalya. Bu coşku, bu bayram senin Antalya. Kutlu Antalya. Muhittin başkanla yeniden devam Antalya. Haydi Antalya, sandık başına. Muhittin başkanla yine tarih yazmaya. 31 Mart'ta haydi bir daha. Muhittin başkanla yeniden devam Antalya. Abi. Arkadaşlar resim işi az sonra yan taraftan kabul, tebrik, teşekkür işlerini orada yapacağım. İlçe başkanlarımızı davet ediyoruz. Biz bir adım daha inelim Nail'e. Evet. Başına muhittin.
kıymetli misafirlerimiz, başkanımız tebrikleri protokol girişinde, makamın girişinde alacak. Sizlerle fotoğraf çektirecekler, tebriklerinizi kabul edecekler. Sahne buradan değil. Bu sahne